Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 26 Ağustos Pazartesi. Geçtiğimiz hafta kripto para piyasasında yaşanan sert satışın haftanın ilk işlem gününde yansımalarını görüyoruz. Lider kripto para birimi Bitcoin dolar partisi ve altcoin'lerin lideri Ethereum dolar partisi. İkisi de en önemli destek noktalarında şu anda tutunma çabasında. Destek bölgesinde ve destek noktasında tutunma çabasında. Video çektiğimiz dakikalara itibariyle 19.832 dolar seviyesinden işlem gören lider kripto para birim Bitcoin dolar paritesinde %0.85 oranında bir düşüş var. Son 24 saatlik dilim baz alındığım zaman Ethereum'da ise %2.62 oranında bir gerileme görüyoruz. Ancak son bir haftalık dilimin baz aldığım zaman tablonun gerçek tablo bir nevi ortaya çıkıyor. %7.31 oranında Bitcoin dolar paritesi %10.44 oranında da Ethereum dolar partisine kayıp var son bir haftalık dilim baza aldığımız zaman. Önemli kripto para birimlerinden ise Binance Coin'de %7.41, XRP'de %6.79, ADA'da %6.33, Solana'da %16, AVAX'da %21 oranında kayıpların olduğunu görüyoruz son bir haftalık dilim baza aldığımız zaman. Tekrar bir günlük dediğimizde. Biraz da iyimser bir tablo var ancak esas tablo dediğimiz gibi son bir hafta dilim baz aldığımız zaman ortaya çıkıyor. Lider kripto para verimi Bitcoin dolar partisi son derece kritik destek bölgesinde. Ethereum dolar partisi ise biraz sonra analizimizde bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Çok önemli bir trend desteğinde tutulma çabası içerisinde. Altlarına gelirse her iki lider de altcoin'leri de ciddi anlamda peşinden sürükleyebilir. Bu olasılıklar üzeri var mı? Bu olasılıklar üzerine duracağız şimdi. İsterseniz hızlıca Bitcoin dolar partisiyle başlayalım. <laughs> Ekranda Bitcoin dolar paritesinin 4 saatlik grafiği açık. 4 saatlik grafikte şu noktaya, şu trend çizgisine fazla fazla dikkat çekiyoruz biliyorsunuz. Daha doğrusu yatay destek noktasına. Maviyle gösterdiğiniz bu destek noktası kabaca 19.720.000 dolar bandına denk geliyor. Parite şu anda bu bant üzerinde tutunma çabasında. Dikkat ederseniz geri çekilmelerde 19.500-600 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme oluyor. Ve bu noktadan kısmi olarak da olsa bir tepki alımı geliyor. Ancak tepki alımlarının şu anda oldukça sınırlı olduğunu ve çok fazla dikkate almamakta olduğunu söylemekte fayda var. Çok, çok fazla da dikkate almamakta fayda var diyelim. Şimdi 19.500-600 dolar seviyesi kabaca 19.720 bin dolar bandı Bitcoin dolar paritesinin oldukça kritik, oldukça önemli bir band. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda 18.913 dolar seviyesinde parite kendine seanslık bir ders, destek noktası getirdi. Ancak biraz daha genişlettiğimizde biraz daha kuvvetli bir destek olarak 18.463 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. Bu noktanın altında ise daha önceki Bitcoin dolar paritesinde yaşanan o sert düşüşte bu tarihlerde yaklaşık Haziran ayında yaşanan sert düşüşte destek noktası olarak çalışan 17.603 dolar seviyesi var Bitcoin dolar paritesi için önemli bir nokta. Şu anda parite yaklaşık 15 Ağustos tarihinde 25.000 dolarlı seviyelerden başlattığı bu yani mavili gösterdiğin düşüş trend çizgisinin etkisi altında. Şimdi bir, e, bu seviyelerden bir tepki hareketi gelebilir. Tepki hareketlerinin şiddeti önemli, hacimli olması önemli. Ancak bundan daha da önemlisi bu trend çizgisi hacimli bir şekilde kırılacak mı? İşte Bitcoin dolar paritesinde bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için 25 bin dolarlı seviyelerin üzerinden başlayan bu satış baskısının azaldığına yönelik yorumlar yapabilmemiz için bu trend çizgisinin hacimli bir şekilde kırılması lazım. Video çektiğimiz dakikalar itibariyle saat 11'de kapanacak 4 saatlik periyot için bu trendin direnç noktası 21.058 dolar seviyesine denk geliyor saat 15'te kapanacak ee, 4 saatlik periyot için ise bu trendin direnç notası yaklaşık 21.015 dolar seviyesine denk geliyor. Bu noktalara dikkat etmekte fayda var. Kabaca o zaman biz 21.000-21.200 dolar bandının hacimli bir şekilde kırılmasının teyidini almalıyız ki 25.200 dolarlı seviyelerden başlayan bu düşüş trendinin oluşturduğu satış baskısı e, parite üzerinden kısmen kalksın. Gerçek anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise şüphesiz ki 25.000-25.700 dolar bandı karşımıza çıkıyor. Daha önce hatırlarsanız paritede bu bant oldukça pariteyi zorlamıştı ve noktaları geçemeyen Bitcoin dolar paritesi yönünü sert bir şekilde aşağı çevirmişti. İşte teknik anlamda düşüşün teknik anlamda açıklaması bu. Önemli bir direnç noktası test edildi. Birkaç deneme sonrasında kırılamadı ve pariteye güç kaybı oldu. paritede güç kaybı mı meydana geldi ve çok sert satışlar geldi Bitcoin dolar paritesinde. Şimdi biz sürekli olarak işlem hacmine dikkat çekiyoruz son dönemde. İşlem hacmi işte burada negatif yönde karşımıza çıkıyor. Özellikle şu taraftaki oluşan işlem hacmi düşüşle beraber oluşan işlem hacmine çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Burası son 21 tane bu renkli bölge son 21 tane 4 saatlik periyodun işlem hacmi ortalamasını gösteriyor. İşte işlem hacmi ortalamasının oldukça üzerinde bir hacim oluştu. Düşüşle beraber Bitcoin dolar paritesinde. İndikatörler şu anda kararsız. Yukarı hareketlerde evet bir pozitif yönlü sinyal üretmek üzere ancak tekrar yönünü aşağı çeviren bir enmakti indikatörü var. Bunun dışında uzun ee, o zamandır kullandığımız makdeme indikatörü ise şu anda pozitif bir sinyal üretiyor ancak sinyalin gücünün yeterli olmadığı ve paritedeki bu makdeme indikatörünün hala kararsız olduğunu görüyoruz. Harsi indikatörü biraz daha kararlı, biraz daha net şu anda pozitif bir sinyal ürettiği içinde bulunduğumuz 4 saatlik periyotla. O zaman indikatörler bize kısmi olarak da olsa ufak tepki hareketlerinin gelebileceğini söylüyor. Ancak tepki hareketinin de bir tren işte bir rahatlamaya neden olması için, bir rahatlamayı sağlaması için dediğimiz gibi bu 21.000-21.200 dolar bandının hacimli bir şekilde kırılmasının teyidini almak lazım. Evet fiyatlar oldukça geriledi gerek bitcoin dolar paritesine gerek altcoinlerde. Ancak bir enstrümana sadece kripto para piyasası için değil bir enstrümana yatırım yapılması için fiyatların oldukça gerilemesi tek başına yeterli bir etken değil yukarı yönlü dönüş sinyalinin alınması lazım. Ancak şu anda Bitcoin dolar paritesinde 21.000-21.200 dolar bandının altında kalındığı sürece bu dönüş sinyalini teknik anlamda alamayacağız biz. Bu, bu seviyenin üzerine çıkarsa dediğimiz gibi 21.500-21.700 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Bunun üzerinde ise 22.694 22 ve 23.000 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor Bitcoin dolar paritesinde. Bir de haftalık grafiği göstermek istiyorum size. Orada ufak bir anekdot var. İşin açıkçası 4 saatlik grafiğe göre haftalık grafik bize çok daha net bilgiler veriyor. Şu anda haftalık bazdaki grafik önümüze açık. Daha önce Bitcoin dolar partisinin şu anda geldiği noktada tutunma çabalarını izlemiştik. Özellikle yaklaşık 20 Haziran, Haziran'ın son haftasından Temmuz ayının son haftasına kadar yaklaşık 1 aylık dönemde Bitcoin dolar partisinin şu bantta yani şu aralıkta tutunma çabalarını izlemiştik. Ve parite şu anda tekrar bu aralığı test etmiş test etti. Ve şu anda bu eğer bu senaryo gerçekleşirse tekrar yukarı yönlü hareket bu döngü tekrarlanırsa daha doğrusu yukarı yönlü hareket gelebilir. Ancak aşağı geri çekilmesi durumunda Bitcoin dolar paritesi az önce bahsettiğimiz 4 saatlik grafikteki desteklerin dışında çok daha önemli bir destek noktası var. Burası Ocak ayının 2019 Ocak ayında başlayan bir trend çizgisi. Dünkü analizimizde, haftalık mazlaka analizimizde bunun üzerinde detaylı bir şekilde durmuştuk. Genelde Bitcoin, yani biz eğer PayPal haberinde gelmeseydi, mikrostratejiyle beraber başlayan kurumsal adımlar gelmeseydi, teknik anlamda iyi bir Bitcoin dolar partisi izlemeseydik. Ve yatırımcıların, hükümetlerin daha doğrusu siyasilerin bu konuda yapacağı yaptığı olumlu açıklamalar olmasaydı biz Bitcoin dolar paritesinde çok büyük ihtimalle bu trend çizgisi üzerinde şu şekilde hareketler görecektik. Ancak ee, gelen olumlu haberlerle beraber bu ana trend olarak gösterdiğimiz bu trend çizgisinden uzaklaşıldı ve parite 69 bin dolarlı seviyeleri test etti. Ancak şu anda Bitcoin dolar paritesinin bu trend çizgisi yine, yine gündemde. Ve bu tren çizgisinin destek noktası 16.579 dolar seviyesine denk geliyor bu haftaki seyir itibariyle. Yani Bitcoin dolar paritesinde olası dip arayışları teknik anlamda üzerine basa basa söyleyelim. Teknik analiz anlamında olası dip arayışlarında önemli bir nokta 16.579 dolar seviyesi. Bu seviyenin altında ise bu kırmızı çizgiye paralel bir nokta olarak çizilen mavi çizgi var. Bu mavi çizginin de destek noktası yaklaşık olarak e, 13.000 dolar seviyelerine denk geliyor. O zaman biz teknik anlamda, teknik analiz anlamında tekrar üzerine basa basa söyleyelim. 2 tane dip noktası adayımız var bu konuda. Bir tanesi 16.579 dolar seviyesi, diğer ise 13.019 dolar seviyesi. Bu hafta için, gelecek hafta için rakamlar biraz daha değişecek. Ve aslında Bitcoin dolar paritesi her ne kadar 2019 Ocak ayında başlayan yükseliş trendi, yükseliş trendi çünkü bu etkili olsa da şu anda daha fazla etkin olan yaklaşık 8 Kasım 2021 haftasına başlayan bu düşüş trendi. Bu düşüş trendinde bu hafta için direnç noktası yaklaşık 26.294 dolar seviyesine denk geliyor. İşte Paris'te o çok konuşulan bir ayı boğadan dönüşümünden yükseliş trendine yönelik yeni yorumlardan bahsedebilmemiz için 26.294 dolar seviyesine denk gelen direnç noktası bu trendin hacimli bir şekilde kırıldığının teyidine almamız şart. Bunun dışındaki bütün yükselişlerde Bitcoin dolar paritesinde Tepki hareketi olarak nitelendirilmeli ve bir trendten bahsetmek yerine e, direnç noktalarına satışlara karşılaşma riski üzerinde durulmalı diyelim ve Ethereum dolar paritesine geçelim. Şimdi videomuzun başında hem Bitcoin hem de Ethereum'un kuvvetli destek bölgeleri üzerinde kalma çabası içerisinde olduğunu söylemiştik. Kuvvetli destek bölgeleri veya destek noktaları üzerinde test ettiğini belirtmiştik. Şimdi Bitcoin dolar paritesi için 19.720.000 dolar bandı. Ethereum dolar paritesinin 4 saatlik grafiği açık. Şimdi Ethereum dolar paritesinde son derece kuvvetli destek bölgesi olan 1425 dolar seviyesini test etti parite. 1425 dolar seviyesi neden önemli? Şimdi parite biliyorsunuz gelen olumlu haberlerle beraber, olumlu gelişmelerle beraber yaklaşık 890 bin dolar, 887 dolar seviyesinden bir trend başlattı kendine ve bu trendin yaklaşık 2050 dolar seviyelerine, 2040 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Şimdi bir trend çizgisi üzerinde hareket etti Ethereum dolar paritesi. Bir kere bu trend çizgisinin altına sarktı. Şu bölgede 11 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde ve ağırlıklı olarak bu trans çizgisi üzerinde hareket etti. Şimdi paritede yaklaşık bu sert hareketlerle beraber 14 Ağustos 2022 tarihinde başlayan bir düşüş hareketi var. Bu düşüş hareketiyle bu trend çizgisinin destek noktasında altına gelmiş oldu. Yaklaşık 1500-1510 dolar seviyesinin altına gelerek. Ancak bu trend çizgisinde Sibop görevi gören daha önceki bu serantilisin altına sarkmasıyla oluşan noktadan bir paralel çizgi çizdiğimizde paritenin işte 1425-1430 dolar bandında önemli bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Ve şu anda Bitcoin Ethereum dolar paritesi 1425-1430 dolar bandında tutulma çabası içerisinde. Bu bandın üzerinde tutunursa yönünü tekrar yukarı çevir ve 15 1540 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyeli açığa çıkabilir Ethereum dolar paritesinde. Bu noktanın üzerinde ise asıl geçilmesi gereken nokta aynı zamanda yatay direnç noktası olan 1635 dolar seviyesi var. O zaman bir senaryomuzu Ethereum dolar paritesi için şöyle kurabiliriz 1425-1430 dolar bandının üzerinde kalması durumunda ilk aşamada 1540 dolar seviyelerine kadar bir, bir potansiyel açığa çıkabilir ancak asıl geçilmesi gereken nokta 1635 dolar seviyesi çünkü burası az önce bahsettiğimiz gibi 14 Ağustos 2022 tarihinde 2030-2040 dolarlı seviyelerden başlayan düşüş trendinin direnç noktası. Parite işte bu trend çizgisinin kısa vade olarak etkisi altında. Bu trend çizgisi yukarı kırılmadan yukarı hareketler sınırlı kalacak ve paritedeki kısa vadeli yönün aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu olumlu senaryo. Olumlu, yani olumlu senaryoda bu, bu seviyelere kadar test edilme olasılığı üzerinde durduk. Olumsuz senaryoda eğer 1420, 1425 hatta 1430 dolar destek noktasının altına gelirse paritede biz çok büyük ihtimalle 1354 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskiyle karşı karşıya kalacağız ki bu seviyenin de altına gelmesi paritede artık 1200 dolar seviyelerin test edilme riskini artıracak öneme sahip. İndikatörlere baktığımızda indikatörlerin kararsız bir seyir izlediğini görüyoruz. Özellikle son dönemde çok fazla kullandığımız en makte indikatöründe şurada net bir şekilde kararsız seyir gözüküyor. O yüzden çok fazla önemli bir sinyal yok. Net bir sinyal yok. Harsi indikatör her ne kadar Bitcoin dolar paritesinde pozitif yönde bir sinyal üretmeye başladıysa da Ethereum dolar paritesinde şu anda bu sinyalin yeteri kadar iyi olmadığını görüyoruz. Bunun dışında aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi düşüşte o sert düşüşte yaşanan işlem hacmi işin açıkçası biraz daha karamsar bir tablonun ortaya çıkmasına neden oluyor. Bugünkü analizimizde her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar paritesini incelik Bunun dışında Ethereum dolar paritesi altcoin'in lideri konumunda. Bu iki pariteye baktık. iki paritede son derece kritik destek noktalarında. Bu destek noktaları yani kuvvetli önemli destek noktalarına geldiği zaman genelde tepki hareketleri biraz yoğun bir şekilde gelir. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz 4 saatlik periyotta bu tepki hareketini göremiyoruz. O yüzden temkinli olmakta fayda var ve aşağı yönlü senaryolar üzerinde bir miktar daha fazla durmakta şu an için fayda var gibi gözüküyor. O yüzden bir de belirttiğimiz nokta tam elbette ki fiyatlar çok geriledi hem Bitcoin'de hem Ethereum'da ikisini analiz ettiğim için söylüyoruz. Fiyatlar gerçekten çok geriledi ancak bu yayınımızın başında söylediğimiz gibi bir enstrümana yatırım yapmanın tek kriteri fiyatın çok düşmesi değil. Önemli ee, fiyatın çok düşmesiyle beraber yukarı yönüne dönüş önünde sinyal almamız gerekiyor ve şu anda Bitcoin ve Ethereum'da bu sinyal şu an için yok diyelim ve bugün analizimizi tamamlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.